Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz, kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Yapay zekalar üzerine konuşacağız ve yeni yatırım olayıyla alakalı bu olay üzerine konuşacağız. Şimdi e, Crypto GPT tarafına yeni bir yatırım var arkadaşlar. Tabii ki devamında e, yön yukarı hareketler gerçekleşiyor. Bakınız şunu söyleyebilirim. Epeydir de bu arada yapay zekalarla alakalı konuşmuyoruz ama e, şu an konuşacağız ve gerçekten önemli bir konudur arkadaşlar. Bakın bir önceki boğa sezonunun web 3'ünü hatırlatmak istiyorum. E, <laughs> bu sezon içerisinde neler oldu? İşte neler oldu sorusunun cevabı burada arkadaşlar. Bak şu oldu yani Avax ne yaptı bakın çok kısa bir sürede. Şu oldu ya böyle bir şey gerçekleşti baksanıza. Bir, yani 2-3 dolardı arkadaşlar. Ne yaptı? 150 dolar oldu. 150. Sol. Ne yaptı? Bak bunu yaptı sol. Tamam mı? Bu çok ciddi bir harekettir. Solun bu arada çıkış fiyatları yanlış hatırlamıyorsam evet <laughs> Avax'tan düşüktü. Sonra tabii daha iyi hareket etti ama bunlar oldu arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla bunlar piyasada görülmüştür. Ee, bu istisnai bir durum değildir. Sürekli olmaktadır. Tamam mı? E çünkü Web3 katalizördü. Yani olay bu aslında. Anlatabiliyor muyum? Yine Ethereum da yaptı bunları ki. Bakın şöyle hemen bakalım çok kısa. Ethereum demişken Ethereum da çok iyidir zira. Bakın neler neler oldu yani arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, bunu bilmekte her zaman fayda var. Yapay zekalardan da aynısını bekliyorum. Daha ilerisini bekliyorum. Çok daha ilerisini bekliyorum. E, o yüzden sürekli yapay zekalardan Olabildiğince bahsetmeye çalışıyorum ve... E, ...anlatmaya çalışıyorum. Kafası karışık yatırımcı olacaktır. Saçma sapan coinlere yatırım yapan yatırımcı olacaktır. E, o yüzden bu konuyla alakalı uyarıyorum. Geçtiğimiz boğa sezonlarına benzemez. E, piyasadaki çoğu kişi boğa sezonundayım diye zannedip zarar eder. Boğa sezonu sürer ama... E, ...yanlış ata göz göre göre bile bile lades demişsinizdir kaybedersiniz. O yüzden yapacağınız yatırımı iyi seçmek lazım. Yapay zekalar şu anda katalizördür. Bakınız <laughs> Microsoft'tan tutun Google'ına, e, Meta'sına kadar Alibaba'sından tutun işte Tencent, bilmem ne, Sony yani Amazon hepsi bununla alakalı çalışıyor ve yatırım yapıyor arkadaşlar. O yüzden e, bunun farkında olup bu şekilde ilerlemek gerekiyor. Çin tarafında vesaire anlatabiliyor muyum? Yapay zekalara dikkat edin gerçekten şu an katalizör ve büyük yükselecek. BTC zaten uzun bir zaman sonra 30 bin kırılımı yaptı. İlerleyen günlerde daha iyi güçlü yükselişler olacak ve yapay zekalar da bunlara ayak uyduracak. Yapay zeka temalı altcoin 10 milyon dolar yatırım aldı. Fiyat yükselişe geçti. Şimdi yapay zeka coinleri ile alakalı arkadaşlar biliyorsunuz ben hep 4 tane isim sayarım ve stabildir. 1. The Graph yani GRT aynı zamanda bir Web3 coin'i olarak çok büyük bir potansiyel gördüm. oldukça sağlam bir kripto para birimidir ve en büyük yapay zeka projesidir. E, her zaman buna yapılacak bir yatırımı e, desteklediğimi belirtmek isterim. Kurumsal ilgi de çok yüksektir. Bir diğeri FEDCAY'dır yani FED'dir arkadaşlar. E, yatırım almaya en müsait projelerden biridir ki yakın zaman içerisinde boşla ortaklık kurarak Beraberinde vakıf dahi, ortak bir vakıf dahi oluşturmuşlardır. E, bunu da bilmeniz lazım. O yüzden FET coin tarafında da büyük yükselişler bekliyorum. Bakınız The Graph, yani GRT coin, e, The Graph diyorum ya, GRT coinlerden çıktı. Bakınız Singularity Net arkadaşlar, yani AGX. Yine Elon Musk'ın sürekli yukarı hali götürdüğü ve sentimentin üzerine iyi konuştuğu bir coindir. E, emsallerine göre yükseliş potansiyeli daha yüksek demiştir ve kesinlikle haklıdır arkadaşlar. Sonuncusu da Rose. <laughs> yapay zeka teknolojisine artan ilgi, kripto para birimlerinin de bu alana yönelmesine neden oldu. Doğru. <laughs> ilgi bu noktaya kaydı. Bu bağlamda popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye isim benzerliği olan yapay zeka odaklı blok zinciri CryptoGPT de bu projeler arasında yer alıyor. Ben, e, kripto GPT tarzı coin'lere e, yani düşük bir yatırım yapılabilir arkadaşlar ancak böyle e, ileri noktaya gidilmemelidir. Son finansman turunda kripto GPT 10 milyon dolar yatırım alarak 250 milyon dolarlık değerlemeye ulaştı. A serisi finansman turu DWF Labs tarafından yönetildi. Konu hakkında The Blue'a konuşan Crypto GPT'nin Kurucu ortağı ve CTO'su Dijan Erce şunları söyledi. A serisi finansman turunda Crypto GPT olarak 10 milyon dolar yatırım topladık. Ancak şimdiye kadar toplam miktarın yalnızca 420 bin doları DWF Labs tarafından yatırıldı. Bak şunu söyleyeyim spesifik olarak zaten küçük yapay zekalara oynamayı ben hep söylüyorum. Mantıklı bulmuyorum. Zaten büyüklerinin bile ciddi katlama oranı ihtimali yüksekken ekstradan bir risk almanın e, bir nasıl diyeyim size ileri bir FOMO yaratıp bu işin ötesine geçmeye çalışmanın e, duvonluk yapmanın bir anlamı yok arkadaşlar. O yüzden iyisinde durmak lazım. E, Crypto GPT için şunu söyleyeyim. Çalışmalar var ama beni irite eden bir konu şudur arkadaşlar. O isim benzerliğinin ben e, çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Zaten chat GPT'den türeyen bir hareket olacaktır. Yani e, biraz daha meme coin'e benzeyen bir hareket yapmışlar. Fakat dediğim gibi bu bence biraz elite edici arkadaşlar. Tamam. Adamlara art niyetli demiyorum ama yani e, Shiba ile Doge gibi de olmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? DWF Labs Crypto GPT'ye geçen hafta yatırım yapmaya başladı ve Geri kalan miktarı 285 gün boyunca yatıracak. DWF Labs ile yaptığımız anlaşmanın bir parçası olarak aynı zamanda bir piyasa yapıcı olan bir Web3 firma e, yatırım firması olan DWF Labs GPT'nin GPT tokenı içinde piyasa yapacak. Bilindiği üzere CryptoGPT GPT isimli tokenını piyasaya sürmüştü. Yatırım haberinin ardından GPT fiyatı yükselişe geçti. Hatta hemen şöyle girip bakalım arkadaşlar, coin de şu yani de orada. Coin bu. Şurada görmüş olduğunuz e, coindir. Genel olarak da hayli e, volatilitesinin bulunduğunu şurada şey var mı verisi var mı? Evet verisi de var arkadaşlar. Tabi çok e, yüksek miktarda bir yoğunlaşma var balinalar tarafından. Bu iyi bir durum değil. <laughs> Onu da hatırlatmak istiyorum. Şöyle tekrar Bitcoin'i alalım, devam edelim. Crypto GPT geçen ay maker'ın halka açık satışı yoluyla bir finansman turunda 3 milyon dolar toplamıştı. Allah bereket versin diyoruz arkadaşlar. Durumlar böyledir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.